Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Size güzel bir uygulamalı fotoğraf eğitimi göstereyim size. Şimdi az önce geldik, çekim esnasında çok güzel bir kemere denk geldik ve bu kemerin fotoğraf çekmek istiyoruz. Ama ortam çok karanlık şu an. Makine şu an videoda büyük ihtimal 12.000 ISO'da veya belki 25.600 ISO'da olması gerekiyor. Çok karanlık bir ortam. Şimdi makineye yaklaşır mısın Yunus? Şimdi şöyle göstermek istiyorum. ISO'muzu mesela normal bir fotoğraf çekiyormuş gibi göstereyim. Nasıl karanlık olduğunu göstermek için. Diyaframımız 1.80. Diyaframımızı 4'e alıyoruz. ISO'muz da 160. Fotoğraf çekiyoruz. Çektik. Ve ortam karanlık. Çünkü şu an aşırı bir karanlık var. Peki ISO'muzu size karanlığı göstermek için çekiyorum şu an. 6400'ü aldık. Fotoğraf çektik. Ortam nasıl? Bak daha yine çok aydınlık değil. Ama biz bu kadar ISO'ya çıkmadan fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Çünkü biz eğer bu kadar ISO'ya çıkarken fotoğraf işlememiz sıkıntı olacaktır. O yüzden ISO'muzu düşünüyoruz. ISO'muzu 400-250'ye çektik. Burada fotoğraf çekmek için tripodla sabitlediğimiz makinemizi, diyaframımızı olabildiğince düşürürüz. Ama burada 13'e aldık. Yarım netleme tuşuna bastık. Pozometremiz de bir ayar gösterdi. Düşürüyoruz o yüzden. Bu diyor ki pozometre, eğer 6 saniye sabit çekersen burada aydınlık görüntü çekeceksin diyor. Yarım basıyoruz ve fotoğraf tuşuna bastık. Şu an 6 saniye boyunca fotoğraf çekecek. Ve 6 saniye boyunca sabit durduğu için fotoğraf ve fotoğraf bu. Biraz yakınlaş. Şimdi burada çektiğimiz fotoğraf gerçekten güzel fotoğraf çıktı. Çünkü bu alan hoş çıkacak ama en az şekilde grenle çekmemiz gerekiyor. Bunun için de diyaframımızı en düşüğe çektik. Yani 4'e çekebildik. Enstantanemiz süresini 6 saniye yaptık. Ve ISO'muzu 250'ye çektik. Şimdi ikinci bir yöntem daha çekeceğiz. Bu da belki biraz düzenleme işlemimiz olabilir. O yüzden ISO'muzu en yüksek performans için ISO'muzu 100 yapıp diyaframımızı en düşüğe çektik ve enstantemiz de şu an 15 saniye aldık ve tuşa bastık. Fotoğraf çekiyor şu an 15 saniye boyunca. Bakalım şu an nasıl fotoğraf çıkacak. Uzaklaşma. Yine fotoğraf cam gibi bir fotoğraf çekti. Yani gerçekten epey aydınlık, netlik çok iyi. Şimdi uzun pozanın böyle bir etkisi var. Evet, güzel. Şu an fotoğraf çektik. Alan güzel, çok iyi. Hoşuma gitti. Ama uzun pozlama yaptığımız zaman tripodun kesinlikle sabit olmasını sağlayın. Ve ek olarak ben makine çok sabit bir yer o durumda olduğu için bunu yapmadım ama siz yaparken yaklaşır mısınız? Buraya gelip zamanlı fotoğraf çekin. Veya 10 saniye veya 2 saniye. Çünkü böyle bastığınızda belki eliniz makineyi titretecektir. Titretmemesi için zaman ayarlayalım. 2 tuşa bastın. Şu an 2 saniye sonra fotoğraf çekiyor. Böyle daha stabil fotoğraf elde edecektir. Şimdi fotoğraf çekerken bana yaklaşabilirsin. Evet. Böyle merak ettiğiniz konularda, karanlık ortamda vesaire nasıl fotoğraf çekeceğini merak ediyorsanız bunun gibi bilgileri bana aşağı yorum olarak bırakırsanız ben size bunların videosunu çekerim. Sizin için bilgilendirme yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı asla unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.